yanından geçmiş. Evet. Ya yapmıyor bir kesit. Ne dedi? Demiş ya fakat. Dörtten buraya bakıyor. Şimdi hani iş gene siyasetin adamına yürüyor ama hizmet etmek, siyaset eğer hizmet etmişsin. Gerçek manada vatandaşa hizmet etmeyi hedefliyor. Şimdi yok, sonra ben seçileyim, komşu alayım da ondan sonra. Ya yaparız bir şey. İnsanlar görsün işte. Kültürümüzde bu yok. Yani bu eğitimimizde, manevi temellerimize bakıyoruz. Ne zaman böyle bir şey yok. İnsanlar yani adeta başa geçmenin ne kadar zor bir şey olduğunu dediklerinden dolayı hep geride durmuşlar. Bu iş bitmiş, ehli olan insanlar, ehli yapmayan insanlar bile yani bu sorumluluğu yüceli bir durumda. Şimdi yok ya bakıyorsunuz yani aslında ehliyeti olmayan insanlar gelmişler işte bir devlet başına bir ilim başına bir ilçede başına ondan sonra bu tür olaylar yaşanınca ahvah ediyoruz. Tabii ki böyle amatörce yönetimler. Hani böyle sadece koltuk için siyasete İnşallah insanlar biraz daha siyasetin önemini Arap baharı diye bir şey başlatıyor. Arap baharı diye bir şey başlatıyor.
Daha özgürlükçü bir yapı varmış. Devlet Savaş'ta baktı ki İnsanlar güvenlerine düşman oldu. Yani o süreci yürütenler bile, özgürlük sürecini yürütenler bile birbirlerine düşman olmuş içerisinde. En son ne oldu? Geldi. Zaten esas mesele ne burada? Büyük İsrail projesi. Bunu hep söylüyoruz da sanki insanlar bunu şey sanıyor. Büyük İsrail projesi böyle bizim kafamızdan uydurduğumuz bir hani şehir efsanesi derler ya, masal gibi bir şey. Yok kardeşim, böyle bir şey yok. Bu Büyük İsrail projesi adamların iman etmiş olduğu, inanmış olduğu bir şey ya. Herifler gerçekten diyorlar ki bizim vaat edilmiş topraklar var diyor bize. Nedir bu topraklar? Nil'den Fırat'a kadar olan bölge bizim için vaat edilmiş topraklardır. Eninde sonunda biz burayı 5000 sene de olsa, 6000 sene de olsa o kadar mücadeleler var. Eninde sonunda biz burayı ele geçireceğiz. Şu anda da işin son noktasına geldik. Bu Arap Baharı dediğimiz olayların zaten temelinde yatan da budur. Üçlü devlet yapılarını ortadan kaldırmalar. Burada küçük küçük böyle hani tabiri caizse kokatı kurup da elinden toprağını alabileceğin yapılar oluşturulmasıyla amaç. Bunu da çok güzel sağlanıyor. Şimdi geldi iş Suriye'ye dayanlı. Suriye'den sonraki adında nedir? Türkiye. Bakın İslam coğrafyasında kanlı gözyaşının hakim olmadığı hiçbir nokta yok. Sebep ne? Sebep bu karışıklıklardan istifade edip kendi siyasetlerini yürütmek, kendi amaçlarına ulaşmak adamlarındadır. Türkiye'de mesela Suriye'deki olaylarla alakalı çok akıl almaz bir siyaset izledik biz. Çok akıl almaz bir başlangıç yaptık. Niye? Ya kardeşim birdenbire baktık daha önce işte Sayın Başbakan'ın dostu yani böyle ailevi ilişkilerde çok sayılan Beşar Esad birdenbire can düşmanı kesiliverdi. Zalim oldu. Zalim oldu da zalim bunun değil mi ki? Zaten dün de zalimdi bu adam. Bunun babası da zalimdi. Babasının yaptıklarını da biz biliyoruz. Yani sülaleden gelme bir zalimlik zaten kökte var. Dün de zalim olan adam bizim için iyiyken bugün neden kötü oldu? Neden kötü oldu? Çünkü burada projenin uygulanması için Suriye'deki bu yapının da bozulması lazım. Yapının bozulması lazım. Çünkü iki şey iyi anlamak lazım. Burada Beşar Esad doğru mudur? Doğru değildir. Hayır. Beşar Esad doğru değildir. Ama Beşar Esad'ın gidişiyle alakalı bugün yürütülen süreç doğru mu? Hayır, o da yanlıştır. Biz bu Irak'ta yaşadık. Bu Irak'ta ne yaptı insanlar? Dediler ki Amerika buraya özgürlük getirecek, demokrasi getirecek diye Saddam rejimi devrildi. Bakıran bir Müslüman Müslüman hayatına mal edildi. Sonuçta ne oldu Irak'ta? Demokrasi geldi mi? Ne yaparsan? Özgürlük geldi mi? Hayır. Şimdi her gün bakıyorsunuz yine kan ve gözyaşı Irak'ta devam etmekte. Peki bu modelin aynısı şimdi Suriye için talep ediliyor. Yıllar ki NATO gelsin, Birleşmiş Milletler müdahale etsin. Doğru olduğu hukuk neticesi. Orada olan burada olmayacağını garanti edebiliyor musunuz? Ben olacağını garanti ediyorum. %100 aynı şeyler yaşanacak. Ama Amerika şimdi bir uyanıklık yapıyor. Diyor ki kardeşim ben Irak'ta girdim işin içerisinde yakamı zor kurtardım. Kurtaramadım da. Bunu ne yapacağım? Taşeron eliyle yaptırman lazım. Bu da Türkiye'yi savaşın içerisine sokmamız lazım. Bu işi Türkiye'ye yaptırmamız lazım. Bakıyorsunuz mesela Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaların birçoğu Suriye'ye böyle hiç alternatifsiz böyle tek noktada düşman olarak gösteriyorlar. Mesela geçen Gaziantep'teki o yapılan bombalı saldırı biliyorsunuz değil mi? Bombalı saldırının akabinde hemen yapılan açıklama neydi? Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama. Bu işte dedi Beşar Esad'ın parmağı var. Kardeşim nereden aldın istihbaratı? Sen daha burnunun dibinde bombalı araç gelmiş polis karakolunun 10 metre ötesine. Ondan istihbaratını haber vermemiş sana. Ama bomba patlıyor yarım saat sonra yaptığın açıklama. Ne diyorsun ki bu işte Beşar Esad'ın parmağı var. Nereden haber aldın bu işi? Madem bu kadar güçlü istihbaratın vardı o zaman o aracı da orada tespit etmen gerekmiyor muydu? Yani burada bir takım oyunlar oynadı. Türkiye'nin bu şeyin içerisinde sunulabilmesi için, savaş sürecine girebilmesi için bir takım oyunlar oynanıyor. Biz uyanık olmamız lazım. Beşar Esad'la biz şimdi düşman olmakla birlikte ne kazandık?
hiçbir şey kazanmadık, kaybettik. PKK terör farkındaysanız bu düşmanlık sürecinden sonra anormal bir şekilde arttı. Her gün doğuda, güneydoğuda müthiş derecede bakıyorsunuz şehit haberleri gelmiş. Yani bu insanlar bizim sözümüz değil mi? Bu insanlar değil mi? Hepimizin yüreği yanmıyor. Belki yukarıdaki insanların çocuklarına bu işler gelmiyor. Çünkü bakıyorsunuz gerçekten. Bakın o şehit olan çocuklara aileler hep fakir insan. Fakirlikle beraber annelik babalık duygusu değişmiyor ki. Onlarda da ana baba. Kaç Mehmet gitmiş önemli mi diyor? Yani böyle bir açıklama var. Yani hakikaten ben bunları böyle yani aklı başında insanların söyleyeceği söz olarak görmüyorum. Yani gerçekten böyle bir kaç Mehmet gitmiş dünyanın sonunu yeri falan. Yani bunlar gerçekten böyle bir devlet adamına yakışır sözler de değil. Ama bu neyi gösteriyor? Yani bu insanların da topluma bakışını gösteriyor. Bu millete bakışını gösteriyor yani. Bizim için hedeflediğimiz bir program var. Bu programda gerçekleşebilmesi için kardeşim birkaç tane Mehmet, birkaç tane Mehmet diye demek istiyorum. İşte yani İsrail, şimdi bakın İsrail suskunlaştı. Değil mi? Son zamanlarda İsrail suskunlaştı. Hiç böyle ne açıklamalar var, ne bir şey var. Hatta o Filistin'de yapmış olduğu katliamla bile gündeme geliyor. Mesela ne şimdi Türkiye'deki gündemler? Abi, affedersiniz. Sözünüzü böldüm de. Bu İsrail'le gizli dünya devletinin herhangi bir ilişkisi var mı? İsrail zaten gizli dünya devleti. Siyonizm dediğimiz bir şey var. Bunlarda inanç var, anlayışız. Yani önce ırkçı, yani ne yapmak istiyorlar işte dediğimiz gibi dünya hakimiyetini ele geçirebilmek için önce kendi kendine vaat edilmiş topraklar denen bu Nidderfrot Efendi diğer insanları köle olarak yönetmek. Şimdi diyeceksiniz bu yani şu çağdaş bu sistem içerisinde, çağdaş düzen içerisinde akla çok muhal. Akla çok muhalif bir şey yani böyle bir şey olması mümkün mü ya nasıl düşünebilirler? Böyle bir inançları var mı bu insanların yani? Zoraki de olan bir şey ben yokmuş diyemem ki. Var, bu adamlar buna inanmış. Buna inanmışlar. Hakim. Yani Süleyman Mabedi'nin inşasının manası da nedir işte? O hakimiyetin sembolüdür. Süleyman Mabedi. Yani hakimiyet gerçekleşmiş olur. Tabii çok şey değil ama Amerikan dolarını biliyorsunuz, piramiden dolayı. Piramidin içindeki göz. Piramidin içerisinde tepede bir göz var. Bir de bu üstte ve altta yazılan yazılar var. Bunları anlayışı görürseniz mesela ne diyorlar? Oğuz, Oğuz Ekrem. Yani yeni dünya düzenleri. Yok yok. Novus Ordo Seclorum diye şu üstte şöyle yuvarlakları yazalım. Yani. En altta Amir Asyasyon. Yani yeni dünya düzeni oluşur zamanlar. Adamlar şunu demek istiyor. Yani biz Amerikan dolarıyla birlikte bu parayla birlikte insanları kandırarak dünyanın hakimiyetini aslında elimize geçirmiş. Yani biz paranın gücüyle şu anda dünyanın en ücra noktasında her şeyi yapabiliyoruz. Adamlar şu anda bunu söylüyor. Ve bu bir gerçek. Ve şimdi rahmetli Necmettin Erbakan hocamız diyordu ki ya arkadaş şimdi ben şaşırıyorum diyordu bu kadar iddialı oluyor sen. Niye? Ya toplasanız bugün İsrail'in nüfusu herhalde 8 milyon civarında. Dünya üzerindeki diğer Yahudileri de toplasanız yani bunların tamamı 30 milyonu bulmuyor. Kaldı bunların her birini bir ilçeye, bir ilçeye, devlete başkan yapsanız, vali yapsanız, işte kaymakam yapsanız yetmiyor hepsinin nüfusu toplamı yetmiyor yani dünya üzerinde var bu iş ama. Peki nasıl bu insanlar bu kadar memleketlere hakim, bu kadar insanları kontrol altına almışlar? Nasıl bu işler? İşbirlikçi, o devletlerin yöneticileri sayesinde. Maalesef. Muhterem, eskilerde de söylediğim gibi. Onlar çocuklarına devletle uğraştırıyorlar ki hani ileride daha iyi bir başarılı olsun. Evet. Hep bunlar işte aldığımız paralar kurşun olarak kardeşlerimize gidiyor yani. Evet. Ama tabii şimdi burada biz şunu söylüyoruz. Müslümanın bir kere şunu bir tescil etmemiz lazım. Bizim kesinlikle